Duriye Savaş Hanımefendi Rize'den. Duriye Hanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Hocama sorum olacaktı benim. Buyurun lütfen. Benim oğlum 2012 yılında 12 yaşındayken romatoid artrit hastası oldu. Evet. Ve bizim tanı konulması tam 6 ay sürdü. Çünkü bizim bu vizede olmadığı için biz Ankara'ya geldik. Tetkikleri yaptık. 6 ay sonra biz sonuca ulaştık ve metotrexat ilacı iğnesiyle haftada bir güne başladık. Evet efendim. Ondan sonra 6 ay kullandık, geçti. Tekrar 6 ay sonra nüksetti ve her iki dizinde de sıvı aldılar. Evet, evet. Tekrar sıvı aldıktan sonra hekim tarafından tekrar dizine sıvı enjekte edildi. Yine 6 ay kullanıyoruz, 6 ay geçiyor. Sonra iğneye karşı alerjisi oldu çocuğum. Şu an 1,5 yıldır Areva kullanıyoruz hocam. Evet. Yani vücudunda hastalığa yol açan. Çocukta hiçbir problem yok. Tahlilleri düzgün. Biz 2 ayda bir Ankara'ya gidiyoruz hocam. Benim için çocuğum çok değerli. Tabii ki. Sağlığına da önem gösteriyorum. Ankara'ya gidiyoruz 2 ayda bir. Evet. Ve hocama danışmak istiyorum. Areva çocuğumun vücudunda hasar yapar mı böbreklerinde? Göz kontrollerimizi yaptırıyoruz, kalp muayenemizi yaptırıyoruz. Hiçbir problem yok. Evet. Benim çocuğum şu an 17 yaşına giriyor. 2000 doğumlu hocam. Bir de maşallah. Çok sağlıklı bir çocuktu. Hiçbir probleminiz yoktu hocam. Şimdi nasıl? Fizik tedavi ihtiyacı var mı? Şu an Areva alıyoruz hocam. Evet. Areva'yı bıraktırmıyor doktorumuz bize. 1,5 yıldır. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz Duriye Hanım. Ne dersiniz hocam? Bu tabii tipik hastalardan bir tanesi. Tanı koyma süreci sorunlu. Hemen tanı konulamamış. Doğrudur. Bazen bu kadar 6 ay sürebiliyor tanı koymak. Ama sonra işte kullandıkları metotreksat ilacına reaksiyon gelişmiş ki öncesinde faydası olmuş. Şimdi Areva kullanıyorlar. Dolayısıyla bu ilacı kestikleri dönemde tekrarlama riski var. Onun için mümkün olduğu kadar kullanmaya devam etmelerini istiyorum. Büyük bir yan etkisi yok. Özellikle böbrekler üzerinde çok büyük bir yan etkisi yok. Tabii ki her ilacın bir takım yan etkileri olabilir. Enfeksiyonlar yönünden kontrol edilmelerine bakıyoruz. Zaten kontrole geldiklerinde mutlaka tüm organlarla ilgili spesifik testlere bakıyoruz. Yani karaciğer fonksiyonlarına, böbrek fonksiyonlarına, çocukların idrarlarına, hepsine detaylı olarak kontrolden geçiyor. Evet, ama bu kullanılan biyolojik ilaçların en büyük riski enfeksiyona biraz daha yatkın hale getiriyorlar hastaları. O yönden dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar enfeksiyonlu ve ateşli çocuklarla bir araya getirmemek asıl çaba olmalı. Ve kontrollerinde de düzenli yaptırmaları elzem.